Kararı, tarih ve sayısını yazdım. Benim için bulur musun lütfen? Elbette. Teşekkür ederim. İstediğin zaman kibar olabiliyorsun, değil mi? Evet. Biri beni delirtmediği sürece, evet. Ya bırak Allah aşkına Kemal. Sanki delirmek için birine ihtiyacın var da. Tabii tabii. Sen git Allah aşkına Başak ya. Zaten ben ne yapıyorum ki? Siz kadınlar, siz var ya, şeytansınız be. Şeytan. Yuh artık. Ne şeytan falan? Düzeltiyorum. Şeytan değil, şeytanın paralı askerlerisiniz siz. Evet, paralı asker. Şeytan her sabah size diyor ki, yüz kağıt, yüz kağıt diyor. Git şu herifi delirt, delirt. Siz ne yapıyorsunuz? O adamı çılgına çevirmek için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz. Fazla mesai kalıyorsunuz gerekirse. Ondan sonra da en mazlum halinizde köşenize geçip, ah hayatım, ama sen delisin. Bir dakika. Abartmayalım, hayatım falan demiyorum ben sana. Allah benim belamı versin. Ben dedim hayatım diye. Abartan benim. Tamam. 8. daire kararı. Teşekkür ederim hayatım. İşte aradığım buydu. Çok sağ ol. Önemli değil. Delisin işte Kemal. Delisin, kabul et. Başak, bak, lütfen hayatım. Bak şu kararı bir şey yapmam. Ya bırak. Ya tamam, bir süre konuşmayalım zaten. Başak, Allah aşkına bak şunu yap. Ya bırak, ne karar? Bir tek iş senin mi? Benim de işim var burada. Konuşmayalım biz. Hayatımmış. Tamam, tamam, tamam. Ya ben mi hayatım? Hayatımı ben...